Kayra, pardon, Doruk Kayra Tartıcı aldım cevabı. Zeynep aldım yanıtı. Kemal aldım yanıtı. Çocuklar 5 basamaklı bir sayı. 40.302. Gönder bakayım cevabı. Kişi verdi cevabı. Şimdi çocuklar burada baktığımız zaman sayımızı şöyle bir yazalım. 40.302 değil mi? Sayımızı yazdık. Burada sıfırları çözümlemene gerek yok. Neden? Çünkü sıfırla sen oradaki basamağı çarptığın zaman bu durumda sıfır çıkacak. Yani binler basamağında sıfır var. O ne demek? Sıfır tane binlik demek. Sıfır tane binlik zaten sıfır ettiği için sayının değerine herhangi bir etkisi olmuyor. Dolayısıyla da onu senin çözümlemene gerek yok. Şimdi 4. Nerede? 10 binler basamağında. 4 tane 10 binlik. Zaten bütün seçenekler öyle başlamış. Sıfırı çözümlemene gerek yok. Artı burada sıfırın da binler basamağında olduğunu görelim. Bak burada diyor ki 3 tane binlik diyor. C ve D seçeneklerinde bunlar elenir maalesef. Yüzler basamağına baktığım zaman 3 var. 3 tane yüzlük olacak A ve B seçeneğinde. Birliklere baktığım zaman 2 tane birlik var. Burada 2 tane onluk diyor B seçeneğinde. Vermiş olduğun A seçeneği doğrudur. Geçiyoruz hemen bir diğer sorumuza. 245.215 sayısındaki 4'ün sayı değeri. Dikkat et lütfen. 4'ün sayı değeri, basamak değeri değil. 4'ün sayı değeri Zeynep, Doruk, Dila yanıtınızı aldım. Basit bir soru sevgili öğrenciler. Tabi burada basamak değeriyle de karıştırmayalım. 4 burada hangi basamakta? 10 binler basamağında. 4 tane 10 bini 40 bin eder. Yani eğer basamak değerini bulursan doğru cevap D olur, değil mi? Ama dikkat edeceğiz biz orada. Sayı değeri rakamsal değerdi. Hangi rakamı görüyoruz? 4. O zaman doğru cevabı da 4. A seçeneği olması gerekiyor. Evet, sol taraftaki sorumuzu hemen yapalım. Yani doğal sayıları çözümleri hem eğlenceli hem güzel. Zevk alarak çözebildiğiniz bir konudur. Sevgili öğrencilerim. 810.976 sayısındaki bir rakamı hangi basamaktadır? Basamak adlarını da bilmekte fayda var. Maşallah bizim öğrencilerimize. Daha soruyu bitirmeden bile cevabı gönderiyorlar. Zeynep, Kemal, Dila, Doruk cevabını aldım. Gönder bakayım cevabı. Elanur'dan da cevabı aldım. Bir rakamı hangi basamaktadır? Hep birlikte sayalım. Şöyle 6 basamaklı sayılardı. Ben 6 tane çizgiyle gösterdim. Oradaki nokta bölükleri birbirinden ayıran nokta değil mi? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, bi dediğim binler basamağı, OB 10 binler basamağı ve YB ise 100 binler basamağı. 1'e baktığım zaman yeri burada 10 binler basamağı. Doğru cevabım C seçeneği. Selmancığım hoş geldin. Lütfen geç kalma bir sonraki derste de. Tamam mı? Zamanına gelelim çocuklar. Buyurun bakalım bir diğer sorumuz. Bölük, basamak değil. Lütfen dikkat et. Bölük ve basamağı birbirine karıştırma. Binler bölüğü 109. Birler bölüğü 23 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dilasu yanıtı aldım. Doruk Zeynep yanıtı aldım. Selman yanıtı aldım. Elanur yanıtı aldım. D seçeneği veren arkadaşlar 23'ü nasıl başlattın? 23 burada birler bölüğünde. Dikkat edelim ama. Hızlı cevap vermek istiyorsun. Anlıyorum seni ama dikkat etmek gerekiyor, değil mi? Yani hızlı verip arada bir yanlış yapacağına bence biraz daha yavaş yapıp her soruda doğru cevaplamak daha iyidir sevgili öğrencilerim. Şimdi bakın biz 3 basamaktan oluşan bölükleri zaten biliyoruz değil mi? Diyor ki binler bölüğünde 109 olması gerekiyor. Binler bölüğü noktanın sol tarafı. Binler bölüğü. Ben buraya zaten 109'umuzu yazdık. Birler bölüğünde de 23 olmasını istiyor. Ama 23 iki basamaklı bir sayı. Dolayısıyla hani ben 23'ü önce yazıp sıfıra eklersem 230 olur. Bu hataya lütfen düşmeyelim. 23'ü yazarken önce 0'ı daha sonra 2 ve 3'ü yazmam gerekiyor. 109.023 doğru cevap C seçeneği. Sana ne demiştim bak. N ve R harflerine dikkat eder misin? N ve R harfleri. Biri birler biri binler diyor. Hani ufacık bir hata yaptığın zaman belki de 23'ü başa getireceksin. 109'u sona getireceksin sevgili öğrencim.
Onlara dikkat edelim lütfen. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Çözümlenmesi verilmiş bize. Çözümlenmesi verilmiş. Yukarıdaki basamak değerlerinin toplamı şeklinde verilen doğal sayı kaçtır diyor. Direkt toplayarak da bulabilirsin. Okunuşundan yola çıkarak da yapabilirsin bunu. Doruk Kayra yanıtı aldım. Zeynep bir yanıt aldım. Cevaplar size ait olsun, tamam mı? Hatta veriler oradaysa lütfen oradaki cevap yerini kapatsınlar sevgili öğrencilerim. Elanur Dilasu yanıtı aldım. Kemal Selman yanıtı aldım. Sevgili öğrenciler, okunuşundan yola çıkabilirsin. Mesela 80 bin, 4 bin. Bence bunları biz zihinden toplayabiliriz. 84 bin, değil mi? Burada da baktığın zaman hani bölük olarak da ayırıyorum burada toplama yaparken. 275. Ne oldu? 84.275. İşte sana 84.275. Doğru cevabım B seçeneğidir. Matematikte çözüme ulaşırken bazı pratik yöntemler vardır. O pratik yöntemleri de bizim kullanmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Geçiyoruz hemen bir diğer sorumuza. 320.069 sevgili öğrencim. 320.069. Bunun benden rakamsal yazılışını istiyor. Zeynep, Kemal, Dila, Doruk, Selman yanıtı aldım. Elanur. Sevgili öğrencim, Elanur da A seçeneği. Burada yapman gereken bin kelimesinin altını çizmek, değil mi? Bin kelimesinin sol tarafında 320 bin var. Ben 320 bini, bini orada nokta gibi düşünebilirsin. 320 nokta şeklinde yazdım. 320 bin. Binin sağ tarafında 69 var. Yalnız birler bölüğünde 3 tane sayı olmak zorunda. 69'da önce 0 yazdın, sonra 6 ve 9'u yazarsın. 320.069. Doğru cevabı vermiş oldun. A seçeneğidir sevgili öğrencim. Güzel gidiyorsun. Aman bu şekilde devam edelim. Buyurun bakalım bir diğer sorumuz. Sayılar verilmiş. Bu sayıların küçükten büyüğe doğru. Bak hata yapma lütfen, tamam mı? Küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü sayı. Baştan üçüncü sayı kaçtır diyor bize. Zeynep Nisa, Dilasu, Kemal yanıtı aldım. Doruk aldım yanıtı. Sevgili öğrenciler, 6 basamaklı sayılar değil mi? Evet, 6 basamaklı sayılar. Bu arada yazılılar başlıyor gibi. Nasıl yazılılar? Çalışıyor musunuz? Yazılılara çalışıyor musunuz çocuklar? Nasıl gidiyor? Gerçek bir yazılı sistemini alacaksın. E-okulda da işlenecek sevgili öğrencim. Dikkat edelim lütfen. Aldığınız puanları öyle öğretmeniniz de değiştiremez. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Diğer derslerden de öyle. Hepsi 100 mü? Çok güzel. Aferin sana. Çok güzel. Şimdi çocuklar, sıralamada benim burada basamak sayısına bakmam gerekiyor. Hepsi de 6 basamaklı. Tamam. Mesela basamak sayısı az olan daha küçük bir sayıdır. Sonra da ben burada önce binler bölüğüne bakarım mesela. 123 bin, 123 bin, 130 bin ve 119 bin. 119 bin diğerlerine göre daha küçüktür. Birinci sırada bu gelir, değil mi? İkinci ve üçüncülü şu ikisinin paylaşması gerekiyor. 123 bin, 123 bin. Eğer binler bölümündeki sayılar aynıysa o zaman hemen burada birler bölüğüne bakalım. Biri 912, birisi 909. 909, 912'den daha küçüktür ikinci sırada. Burası diğerine de 3 kalıyor. 130 binli başlayan sayımız en büyüdür. Üçüncü sıradaki sayımızı istiyor. 123.912 cevabım A seçeneğidir. Geçiyoruz hemen bir diğer sorumuza. Buyurun bakalım. 0, 2, 3, 6 rakamlarından her biri bir kere kullanılarak yazılan 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Basit bir soru. Dilasu yanıtı aldım. Zeynep'ten aldım. Kemal'den yanıtı aldım. Selman'dan yanıt aldım. 0, 2, 3, 6 rakamlarından her birini kullanacaksın. Burada sayıları oluştururken ok yönünde gitmem gerekiyor. Selman ve Doruk'tan aldım yanıtı.
Sevgili öğrenciler, normalde en küçük rakamdan büyüğe doğru sıralarsın ama sıfır var. Ben sıfırı yazıp 2, 3, 6 dersem baştaki sıfırın bir değeri olmaz. Sayı 3 basamak olur, yani basamak kaybı olur. O zaman sıfırdan sonraki küçük sayımız 2'dir yazdım. Daha sonra sıfırı getiriyorum ve 3 ve 6'yı bu şekilde de ekleyebilirim. 2036 vermiş olduğun cevap doğrudur sevgili öğrencim. Geçiyoruz hemen bir diğer soruya. Burada diyor ki sıralamayı bozan bir şey var diyor. Büyükten küçüğe doğru sıralamış. Burada bir tanesi bozuyor diyor sevgili öğrenciler. Bak bakalım hangisi bozuyor. Yani hepsinde de 45 bin var. O binler bölünü görme. Orada işte birler bölünü görerek de yapabilirsin. Doruk Kayra'dan bir yanıt aldım. Kemal'den aldım. Cevaplar size ait değil mi? Selman aldım yanıtını. Sevgili öğrencim. Dilasu, Zeynep. Evet, iki tane A, üç tane B var orada. Tamam. Cevaplar size ait olsun sevgili öğrenciler. Yoksa dersimiz amacına ulaşmaz. Biri A dedi, birisi B dedi. Şimdi hepsinde 45 bin var. 124, 118'den büyük müdür? Büyüktür tabii ki. 118, 85'ten büyük müdür? O da büyüktür. Ama 85 birler bölünde bulunan 119'dan büyük değildir. Yani burada 119'lu sayımız, 45.119'lu sayımız bu sıralamayı, bu kuralı bozmaktadır. Doruk ve Kemal lütfen yanlışını kontrol et. Anlamadıysan soru işaretine basabilirsin. Bak, sayı kalabalığından vazgeç burada. Mesela hepsi zaten 45 bin. Bunları görmesen. Onları görmezsen belki daha rahat çözebilirsin. 124, 118'den büyüktür. Tabii ki. 118'de 85'ten büyüktür. Yani çocuklar buraya kadar bir hata yok zaten bak. Şuraya kadar bir hata yok. 124, hani 45 bin lira attık zaten. 124, 118'den büyüktür. Hata yok. 118'de 85'ten büyüktür. Sonra büyüğü koymuş. Buraya yazmış ki 45 bini görme. 119 yazmış. 85, 119'dan büyük bir sayı değil ki. O zaman burada 3'ü kurala uygun giderken 45.119 maalesef kuralı sıralamayı bozmaktadır. Cevabımız B seçeneği. Soru işareti gelmiyor. Geçiyoruz hemen bir diğer sorumuza. Buyurun bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Doğal sayıların bir alt konusu sayıları sıralama büyük ya da küçüğe doğru. Hepsi de burada 5 basamaklı. Basamağı fazla olan en büyüktür mesela. Zeynep, Doruk, Dila yanıtı aldım. Evet. Dila aldım yanıtı. Selman yanıtı aldım. Kemal aldım yanıtı. 2, 4, 5. Verdim herkes cevabı. Kolay bir soru değil mi? Kim kaldı burada? Evet, 5 kişiden almışız zaten. Biri hattan düştü sanki. Şimdi baktığımız zaman burada bak, 21 bin, 21 bin, 22 bin, 22 bin. Şu A ve B seçeneklerini elemem lazım. İkisi de 21 bin. Şimdi her ikisinde de 22 bin ise şu bölükleri görmeyeyim. Binler bölünü görmeyeyim. Birisi 981, birisi 978, 981, 978'den daha büyüktür. Doğru cevabım tabii ki C seçeneği.